Ben başlayan ardından Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti ile devam eden bir kayyum süreci yaşandı maalesef. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu konuyu ben bir parça geriye götürmek istiyorum. Hem ön seçim sürecimize hem de seçim kampanya sürecimize. Çünkü kayyum atanma ihtimalinin bu kadar yoğun tartışıldığı, iki dönem kayyumların zaten atanmış olduğu 8 yıllık bir süreci var. Burada bir hafıza oluşuyor, bir deneyim oluşuyor. Bu bölgede seçim sandığının başına giden ve oy kullanan halk açısından. Dolayısıyla biz ön seçimlerde ve seçim kampanya döneminde de aslında bununla ilgili kısmen mücadele ettik. Nasıl bir mücadele? Aslında seçimlerin manasız olmadığına ikna ettik birbirimizi karşılıklı. Yani bizim kitlemiz elbette partisine oy verme noktasında son derece kararlı bir kitle. Siyasi görüşü, partisinin politikalarını benimsiyor oluşu, destekliyor oluşu bir yana ama diğer taraftan yeniden bir kayyum atanması kaygısı olacak mı diye sürekli bununla ilgili bir tartışmamız, konuşmamız, birbirimizi iknamız ve birbirimizi, kitlemizi, halkımızı, kendimizi yeniden motive etmemiz diye bir şey söz konusu. Bu enerji çok önemli bir enerji. Bu çok kıymetli bir enerji bence. Yani bir halkın iki defa kayyum atanmasına rağmen bu inancını büyütmesi, az inançlı olanı yanı başındakini ikna etmeye çalışması. Bu o kadar kıymetli bir örgütleme biçimi ki o yüzden geriye götürmek istiyorum. Ve sonrasında başlayan süreç, Van'la başlayan süreç, mazbatanın verilmemesi, Van'daki direniş, o muazzam direnişin buralara yansıması ve bir yüksek bir moralle bu meselenin yani şimdilik sonlandı ama sistem durmadı. Sistem Hakkari ile devam etti. Maalesef Hakkari'de şimdilik sonuç aldı ve kayyum görevde, atanmış bir kişi görevde. Dolayısıyla bütün bu kayyum atamalarını en başta çok büyük bir enerji kaybı. Halk içerisinde büyük bir güvensizlik yaratıyor. Seçimlere karşı güvensizlik, bu yaşadığımız coğrafyada siyasete karşı güvensizlik. Hani bu açıdan ele aldığımda, halk açısından değerlendirdiğimde, seçime giden, oyunu kullanan, iradesini ortaya koyan, değişim isteyen, dönüşüm isteyen, hele hele gençler açısından değerlendirdiğimde, 22 yıllık bir iktidar ve bizler seçim kampanyası döneminde ve 7 aylık yerel yönetimler deneyimimizde şimdi, alanlarda, sahalarda gözünü açtığından beri bu hükümetle baş başa kalmış bir gençlikle birlikteyiz. Ve o gençliğin sorunları var. Yani bu ülkede açlık var, yoksulluk var, geçim sıkıntısı var, eğitim problemi var, sağlığa erişim problemi var, sağlık sektörünün geldiği hale bakın. Yani hangi alana baksanız bir sorunlar yumağı ve elbette bunun en tepesinde Kürt sorununda ısrar edilen çözümsüzlük, çözümsüzlük siyaseti, güvenlikçi politikalar, üzerine de bu güvenlikçi politikaların bir başka versiyonu olan yerellerde kayyum atama siyasetini sürekli gündemde tutma ve sürekli bir tehdit halinde aslında bunu halklara, böyle bir tehdit yani. Bugün atanabilir, yarın atanabilir, iki ay sonra atanabilir. Oysa ki burada bir halk gerçeği var, burada kendini ifadesini, iradesini ortaya koymuş bir halk gerçeği var. Oturup sorunların çözümünün hepsini siyasette, parlamentoda, yerel yönetimler çatısı altında, demokratik siyasette, kentlerde, kent uzlaşısı dediğimiz geniş platformlarda, sivil toplumla, halkla ve tarafların hepsiyle birlikte çözülebilmeli. Bu açıdan kayyum atamalarını nasıl değerlendirdiğim sorusuna verecek cevabım aslında hakikaten bu halkın enerjisine ve bu halkın iradesine, bu halkın değişim, dönüşüm isteğine, arzusuna yapılmış bir gasp olarak değerlendiriyorum. Halk derken sadece Kürt halkını da kastetmiyorum. Evet, bugün 8 yıldır belki kendi bölgemizde bizim partimizin kazandığı belediyelere kayyumlar atanıyor olabilir. Ama kimse sanmasın ki buradaki bu gasp hali, bu antidemokratik, bu akıl almaz, hukuksuz mesele Batı'ya yansımıyor. Elbette yansıyor. İlk kayyum atamalarında da biz bunu her zaman söyledik. 2016'da kayyumlar atandığında bizim siyasetimiz bunu çok net söyledi.
Bugün bizde başladı, yarın size gelecek. Türkiye'nin en prestijli koskoca üniversitesi Boğaziçi'nde, Boğaziçi'ni bitirecek, oraya kayyum atayacak bir noktaya getirdiler ya. Benzer bir siyaseti orada devam ettirdiler. Demeye çalıştığımız şey şu, bu sürdürülebilir bir şey değil, bu sürdürülebilir bir sistem, yol değil. Böyle yerel yönetimler yürütülmez, o zaman bir daha yerel seçim falan yapmasınlar. Halkımızın da düşüncesi bu, bir daha seçim falan yapmasınlar o zaman. Yapmasınlar, bizde seçim varmış gibi, demokratik bir ülkede yaşıyormuşuz gibi, hukuk devletinde yaşıyormuşuz gibi düşünmeyelim yani. Bu artık bir şey noktası, yani nasıl ifade edelim? İşte sokaklarda da görüyoruz, insanlar son derece meşru, demokratik hakkını sokaklarda, alanlarda söylüyor. Başka türlü nasıl dile getirsin bunu? Seçimde dile getiriyor, sandıkta dile getiriyor. Sonuçlarına bakarak buradan kendine bir yol haritası çıkar diyor sisteme, iktidara. Ama iktidarın cevabı sürekli aynı olunca, sürekli tekrar eden bir cevap olunca o zaman sokaklarda, alanlarda yan yana durmak, örgütlenmek, direnmek ve bunu mümkünse buradan da çıkarıp Türkiye'nin ve dünyanın gündemine koymak dışında başka da bir seçeneğimiz kalmıyor. Bunu da devam ettireceğiz. Sanırım Sayıştay'ın 2023 raporuna göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu 271 taşınmazlıktan kira almamış. 4 tesis de vakıflara ve derneklere tahsis edilmiş. Tabii bunun gibi birçok usulsüzlük var. Şimdi tek tek burada sıralamak isterdim ama o kadar uzun ki. Siz kayyumdan nasıl bir belediye devre aldınız? Öncelikle şunu söylemek isterim. Siz de ifade ettiniz. O kadar çok usulsüzlük ve o kadar kanun dışı şey var ki hangi birini sıralayalım ve hangi birini söyleyelim. Aslına bakarsanız şimdiye kadar 7 aydır yazdığımız, söylediğimiz raporlarımız, buradaki denetimlerimiz, kimi denetimlerimiz savcılıklara da yansıdı. Biz suç duyurusunda da bulunduk, kimin işlemler hakkında. Burada yürütülen kayyum dönemi, kimi daire başkanlıkları tarafından yürütülen iş ve işlemler hakkında. Maalesef o kadar tekinsiz bir ülke yarattılar ki, o kadar artık insanların sorguladığı ama sorgulamasının sonunda bir yere varmadığına inanç getirdiği, kanaat getirdiği bir yolsuzluk sistemi bu yani. O kadar ki ipin bir ucu var, diğer ucunu bulamıyorsunuz bile. O kadar ki ustalaşmışlar artık bu yolsuzluk ve talan meselesinde. İpin ucu bir var, öbür ucu yok. Öbür ucunu bulmak için insanlardan, gazetecilerden, araştırmacılardan, yerel yöneticilerden, halktan büyük bir enerji yine bekleniyor. Yine bir enerji kaybı. Evet, bulduk diyor. Ne oldu? İşte çıkarttık biz. Raporlar var, sonuçları var ortada. Ama ne oldu? Bunun bir cezası yok yani. Sürekli biz cezasızlık politikasıyla karşı karşıyayız. İktidarın yaptığı, iktidarın eliyle yapılan, iktidarın memurları, kayyumları eliyle yapılan her şeyde bir sonuçsuzluk var. Bir yargıya taşınamama hali var. Hukukun işletilememe hali var. Böyle olunca insanlarda da elbette o bahsettiğim güven, inanç tekrar yeniden azalıyor ve hani ortaya çıkartsak diye ne oluyor? Mesela bir Sayıştay raporu var, siz de söylediniz. 2023'ü inceledi, denetim yaptı Sayıştay. Ancak o kadar yüzeysel bir araştırma ki bu. Asla derine inmeyen, asla olması gereken daire başkanlıklarını incelemeyen, usulen yapılmış bir şey. Gerçekten usulen yapılmış, bulgularını ortaya koymuş. İşte bir kınama şeklinde böyle olması gerekir, şöyle olması gerekir diye. Biz buna hakikaten bir gerçek manada bir Sayıştay raporu diyemeyiz. Sayıştay'ın içerisindeki yapılanmanın da farkındayız. Oradaki dönüşümün de farkındayız. Değişimin de farkındayız. O değişim dönüşüm pozitif bir değişim dönüşüm değil. Tarafsız bir değişim dönüşüm değil. İktidar yanlısı bir değişim dönüşüm. Özellikle 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra İktidarın kazanmış olduğu belediyelerde o döneme kadar yapılmış işleri usulen inceleyen, mümkünse incelemeyen ama muhalefetin almış olduğu belediyeler onları didik didik eden, her ay müfettişler yollayan, didik didik eden bir süreci yaşıyoruz biz. Bakın 7 aydır seçildik. Daha geçen hafta Sayıştay Disk Su ve Kanalizasyon İdaremizden gitti. Bir bulgu bulamadı. Birkaç küçük şey bulmuş yani o da hani kayda değer şeyler değil, düzeltilebilecek evrak vesaireyle ilgili şeyler, içeriye dair değil. Bu hafta tekrar geldi. Bu hafta yine burada Sayıştay müfettişini karşıladık, buyur ettik, o da verdik kendisine. Yani bu süreci biz hep yaşayacağız.
belli. Yani muhalefet belediyelerine yaklaşımları bu. Kendi dönemlerini bitirene kadar Sayıştay kıskacı altında bunu yapıyorlar. Bizler nasıl bir belediye devraldık? Aslında çok isterdik ki, bizim müfettiş çağrılarımıza cevap versin Ankara. Biz geldiğimiz günden beri dedik ki asıl biz müfettiş çağırıyoruz. Asıl biz müfettişleri göreve çağırıyoruz. 8 yıllık kayyumlu süreci gelip irdelesinler, açıklasınlar, bu halka anlatsınlar. Biz anlatıyoruz. Biz söylüyoruz, 44 tane taşınmazımıza devretmişler başka kurumlara. Üstelik biz gelir gelmez ilk Mayıs meclisinde bunun için yürütmeyi itiraz ettik. Buna dair bir yürütmeyi durdurma kararı çıktı ve şu an mahkemeye taşındı konu. Bize geçmedi. Bizim olan şey, bizim ihtiyacımız olan şey, bizim derken bu halkın ihtiyacı var. Bu halkın ihtiyacı deve geçidi piknik alanına var. Bu halkın ihtiyacı Elazığ'daki çocuk yaz kampına var. Bu halkın ihtiyacı diğer taşınmazlara da var. Ama ne yaptılar? Hepsi o kurumlarda kalmaya devam ediyor. Mesela buna dair de bir şey yok, tespit yok. Gidip demiyor ki o kurumun ihtiyacı var mı? Milli eğitimin var mı? Halk eğitimin var mı? İşte Elazığ'daki il özel idarenin ve başka bir yerin buna ihtiyacı var mı? Gençlik sporun buna ihtiyacı var mı? Biz sürekli bununla karşı karşıyayız. Yine bu Sayıştay'ın raporunda 4 adet taşınmaz var. Bunlar dernek ve vakıflara tahsis edilmiş. Biliyorsunuz dernek ve vakıflara bir tahsis söz konusu olamıyor. İşte 271 tane taşınmazdan kira alınmamış. Bu gibi usulsüzlükler yani son derece keyfi. Kimisinden kira almıyor, kimisini dernek ve vakıf statüsünde olduğu halde bu taşınmazı verebiliyor. Bunun sorgusuz suali yapılmıyor. Biz çok yoğun, tahribatlı bir belediye devraldık. Bunu hep söylüyoruz. Bütün röportajlarda söyledik, bütün halk buluşmalarında söyledik. Biz içi boşaltılmış bir belediye aldık. Tam manasıyla içi boşaltılmış. Yani kendi envanterindeki hiçbir şeye sahip çıkmayan bir akıl. Kendi hizmet binasındaki hiçbir envanteri, hiçbir masa sandalyeye sahip çıkmayan. Personelinin kullanacağı bilgisayara sahip çıkmayan. Bizlerin 2015'lerde kurmuş olduğu kreşlerimize gittik mesela. Onların açılışını yapacağız. Bakım onarım tadilattan geçireceğiz. Bütün malzemelerimiz ve envanterlerimiz çöp içindeydi. Biz ne kurmuşsak, biz ne inşa etmişsek bu 20 yılda, onlar gelene kadar, kayyumlar gelene kadar, biz ne inşa etmişsek o halinden eksi üçlere falan inmiş yani. Bütün malzemelerimiz, bütün envanterlerimizi çöp niyetine kullanmışlar. Çünkü onlar için bu kente dair bir gelişim, kreşlerin sayısını arttırmak, kadın danışmanlık merkezlerinin sayısını arttırmak, işte nasıl ifade edelim, diskimiz mesela, bütün altyapı sorunlarımız bu 8 yıla ait. Bir kanal temizliği yapılmamış. Tek bir kanal ihalesi yapılmamış. Arkadaşlarımız bu kanal temizliğine başladıklarında gördüler. Kanallarda o kadar yoğun, o kadar yıllara sarih birikmiş çöpler birikmiş ki. Zaten bu çok belli oluyordu. O kanal taşmalarında, yağmurlardan sonraki birikmelerde ve apartmanların özellikle koku şikayeti. Biz bunu birçok semtte, birçok mahallemizde tespit ettik. Yenişehir'de, huzur evlerinde, şehitlikte, birçok yerde. Özellikle birinci katların bütün kanalları tıkalı ve biz geldiğimizden beri kanal temizliği yapıyoruz. Yani bir bütün olarak çok yoğun bir tahribat yarattılar. Hiçbir bakım onarım tadilat işine üstlenmediler. Büyük vurgun yaptılar. Bütün bunları görüyoruz. Bizi 3,5 milyar borca soktular. 2,5 milyar burada Büyükşehir'de 1 milyarda diskide halen o borçları geri ödüyoruz. Gelen krediler, fonlar var. Bunlarla ne yapılmış bilmiyoruz. Mesela doğalgaz için, kombi alımı için bir Avrupa Birliği fonuna başvurulmuş. O para nereye geldi, nasıl geldi, nereye yattı, kombiler nerede, kime dağıtıldı? Bütün dairelere soruyoruz. Ne bir evrak var, ne bir kayıt var, ne bir dosya var, ne bir para girişi var, ne bir para çıkışı var. Hiçbir şey yok. Yoğun bir tahribat. Aynı zamanda insanların zihninde de çok yoğun tahribatlar yarattılar. Bu aslında en çok mücadele etmemiz gereken şey. Burada bir korku atmosferi, bir korku iklimi yarattılar. Bir biat kültürü yarattılar. Sorgulamıyor buradaki personelimiz hiçbir şey. Hiçbir şey sorgulamıyor. Bir yandan da böyle bir mücadelemiz sürüyor. Yeniden eğitimlerimizi yapmak. Ulaşım şoförlerimizden tutalım, kadın politikaları dairemize kadar. Farkındalık çalışmaları, eğitim çalışmaları, toplumsal cinsiyet,
kurum içi kapasite geliştirme çalışmaları, eğitimler. Çünkü kayyum demek aslında tek adam rejim demek. Burada tek adamlık ve 3-4 adamlık, onlar da genel sekreter oluyor, bürokratik yapısı oluyor. 5 adamla bir kenti yönetmeye çalışıyorlar. Geri kalan her şey, bütün bu bina, bütün ek binalarımız, bütün o personel, hiçbiri bu kentin çalışmasına, hizmetine, fikir geliştirmesine müdahil olmuyor. Dahil edilmiyor ki. Kimseden düşünmesi, öneri sunması, tavsiye sunması zaten beklenmiyor. Çünkü tek adam aklıyla, tek bir kalemde, tek bir şeyle, tek bir bütçeyle her şeyi yönetecektir. Peki Sayın Başkan, kayyumlar, kayyum atamalarına karşı siz muhalefet partilerinden ya da demokratik kitle örgütlerinin tepkilerini yeterli buluyor musunuz? Ya şöyle, Türkiye çok zor bir ülke. Yani her gün bir şeye tepki vermek üzerine uyanıyoruz ve örgütleniyoruz ve bir araya geliyoruz. Yani tek bir sorunumuz yok ki. Tek bir sorunumuz yok yani. Pek çok sorunumuz var. Çoklu sorunlarımız var. Bu çoklu sorunların aslında tek bir kaynağı var. Bunu çok iyi biliyoruz. Antidemokratik bir sistemle yönetiliyoruz. Hukuku tanımayan bir iktidar aklıyla yönetiliyoruz. Değişim dönüşüm istemeyen, değişim dönüşümün önünde engel olan bir iktidar aklıyla yönetiliyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin tüm halkları, tüm muhalefeti, demokrasi isteyen, hukukun üstünlüğünü vurgulayan, seçilmişlerin varlığının önemini vurgulayan herkesin aslında pek çok sorunla karşı karşıya olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yani sivil toplumdan tutalım meslek odalarına kadar, demokratik kitle örgütlerinden vakıflara, derneklere kadar, yerel yönetimlerden siyasete kadar, kadın örgütlerinden, kadın hareketlerinden yine başka alanlara kadar. Yani hangi alana baksak kocaman bir sorun, büyük bir sorun. Dolayısıyla bu kayyum meselesindeki bir araya geliş, yan yana geliş, tepkilerimizi doğru örgütlemek de elbette istediğimiz noktada değil. Çünkü enerjimiz bölünüyor, parçalanıyor. Ancak bir önceki yıllara göre kıyasladığımızda 2016'da kayyumlar ilk atandığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesi bir tepkisi yoktu. Böylesi bir duruşu yoktu. Aksine kendi kabuğuna çekilen, kendini korumaya alan ama kendini korurken de işte bu 8 yılın sonunda aslında kendisini de korunamaz olduğunu, kendisini de dokunulmaz olmadığını ortaya çıkaran bir sürecimiz var. İşte Esenyurt süreci var. Başka bir süreç var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan baskılar var vesaire. Yani bugünü değerlendirdiğimizde evet, diğer partilerin de ses çıkarıyor oluşu, diğer partilerin içerisinden de bu sistemin sürdürülebilir sistem olmadığı, gayrimeşru olduğu, antidemokratik olduğu, seçimle gelenin ancak seçimle gidebileceği gibi söylemlerin yürütülüyor oluşu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin geçen hafta tüm parti liderleriyle birkaç tanesi hariç bir araya gelmesi, bu konuyu konuşuyor olması, bu konuyu meclis gündeminde, meclis çatısı altında, parti genel merkezlerinde konuşuyor olması elbette önemli bir şey. Bunu kıymetli buluyoruz. Dolayısıyla bunun kendisi de diğer kitle örgütlerini, diğer muhalif örgütlerde de bir araya gelmeyi ortaya çıkarıyor. Ya da diğer siyasi partiler, bizim bileşeni olduğumuz partiler, zaman zaman yan yana geldiğimiz partiler. Dün biz Samandağ'daydık. Samandağ işte depremde büyük hasar görmüş bir ilçe ve onların çok uzun zamandır, yani kendileri seçildiğinden beri 31 Mart 2024'te orada bir geniş uzlaşıyla Türkiye İşçi Partisi belediyeyi kazandı. Kazanır kazanmaz da başta çöp arabaları çekildi. Deprem dönemi onlara hibe edilmiş araçlar çekildi. Yani birdenbire bakanlıklar bunları geri çekti. Ve başkanın kendi ifadesidir. Biz aylarca çöp toplayamadık dedi. Biz dün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bir araç hibe ettik onlara. Ekim ayında bunun meclis kararını almıştık. İşte orada da kayyumdu gündemimiz. Orada da bir araya geldiğimiz kitlelerle, insanlarla kayyumu konuştuk. Defne'deki kadınlarla buluştuk. Hala konteynerlerde yaşıyorlar. 2 yıldır hala konteynerde, hala suya muhtaç, elektriğe muhtaç. Son derece güvensiz ortamlarda yaşıyorlar. Ama onlar da bizim kayyum direnişimizin farkında, kayyuma itiraz edişimizin farkında. Bunu istemediklerini ifade ediyorlar. Yani bu çok önemli. Nerede olursak olalım, Samandağ'da, Hatay'da, Defne'de, Mardin'de, burada bir araya gelip bütün bu yok sayılan muhalefetin, görmezden gelinen muhalefetin. Ben hep diyorum, biz aslında çok büyük bir muhalefetiz. Çok büyüğüz. Aslında kitleler olarak çok büyüğüz. Sadece örgütlenmemizi ve yan yana gelmemizi büyütmeye ihtiyacımız var.
Bu yüzden bu tepkileri geçmiş yıllara göre olumlu buluyorum, pozitif buluyorum ama büyütülmesi, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Ancak bir ilme daha kazandırıp büyütebilirsek bu örgütlenmeyi, içeride ve dışarıda sesimizi iyi duyurabilirsek, uluslararası anlamda da dayanışma, devletlerin, halkların, uluslararası örgütlerin dayanışmasını da buraya çekebilirsek o zaman başarılı olabiliriz. Sayın Başkan, malum biraz genel siyasete bakacak olsak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısının ardından toplumda yeni bir çözüm sürecinin başlığı gibi bir heyecan oluştu. Ve bu bir hafta kadar bir süre devam etti. Ancak hemen ardından süreç kayyumlarla ilerledi. Bu noktadan baktığımızda AKP ve MHP iktidarının bu tutumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Yani iktidarın artık bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü çok uzun yıllardır bu ülkeyi istikrarsız bir biçimde yönetiyor. Tam istikrarsızlıktan kastımız tam da bu. Bir hafta önce bir şey söylerken 10 gün sonra bambaşka bir pratiğin içine girmek yahut kendi yol haritasını kuramamak diye tariflerim biz bunu. İktidarın ben istikrarlı bir barış politikasını nasıl yürütebilirim? Bu ülkede istikrarlı, sürdürülebilir bir barışı nasıl inşa edebilirim diye topluma kulak vermesi gerekiyor. Bu çok zor değil. Kendi siyasi emellerinin, kendi siyasi çıkarlarının, kendi siyasi geleceklerinin ötesinde bir dahaki seçimde hangi koltuğa seçileceklerinin hesabının yapılmasının ötesinde bir şey var. Siyaset insanı olmak, bir ülkeyi yönetiyor olmak, bunu artık tırnak içinde söylüyorum, yönetilemediğini düşünüyoruz, net ortalık. Bir ülkeyi yönetiyor olmak, aynı zamanda bu ülkenin topluluklarına kulak vermek anlamına gelir. Gerçekten kulak vermek. Gerçekten idealist ve bu ülkeyi kalkındırmak isteyen siyasetçilerin yapacağı iş budur. Ancak iktidar tam tersi, kendi içine kapanmış, bu ülkede olabildiğince kutuplaştırıcı siyaset kuran, olabildiğince düşmanlık dilini geliştiren, olabildiğince halkları birbirine kırdırmak isteyen, olabildiğince provokasyonlara açık bir süreç yürütüyor ve bu doğru bir süreç değil. Bu doğru bir süreç değil. Bu sebeple bizim partimiz diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında tüm partilerin de içinde olduğu geniş bir uzlaşıyla önce bu sorunlarımızı masaya yatıralım. Başta Kürt sorunu, başta Türkiye'nin demokratikleşme sorunu, hukukun, hak ve özgürlüklerin yeniden ele alınması ve bu yol doğru kurulmadığı takdirde elbette böyle yalpalanmalar olacaktır. Siz korkak olduğunuz zaman, cesaret edemediğiniz zaman, sorunların tanımını doğru koyamadığınız zaman, sorunların yol haritasına dair bütünlüklü ve katılımcı bir şey ortaya koymadığınız zaman, tarafları eşit görmediğiniz zaman, çünkü bu ülkenin barışa gideceği yolda, çözüm üretebileceği yolda, sorunlarına çözüm geliştireceği yolda herkes bir taraftır. Herkes, bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum, bütün sivil dinamikler, bütün kadın örgütleri. Bir kere kadınlar bu sürecin öznesidir. Mesela bütün bunları bütünlüklü ve geniş değerlendiren bir siyaset, bir hafta böyle söyleyip öbür hafta bunu yapmaz. Demek ki burada bir çıkarcı bir anlayış var. Burada henüz bu ülkenin sorununu çözmeye niyet etmemiş bir anlayış var. Bu ülkenin sorunundan ziyade kendi bekasını, kendi iki partisinin bekasını düşünen bir anlayış var. Bu süreci böyle değerlendiriyoruz. Umarız bu tutumundan vazgeçer iktidar. Umarız halkların çok ihtiyacı olan, az önce bahsettiğimiz bütün sorunların ana kaynağı olan bu çatışma halini bir çözüme kavuşturur, bu kutuplaşma halini onurlu bir barışa doğru evriltir ve doğru bir yol haritasıyla ilerleyebilir. Sanırım az önce kadınlar dediniz, tam bu noktada şey sormak istedim. Kayınlar biliyorsunuz aynı zamanda eş başkanlık sistemi dedi. Evet. Sistem açısından ve kadınların hakları açısından bulmuş bir darbe olarak düşünmek mümkün. Diğer taraftan kayyum protestolarında kadınların ön safta olduğunu
görebiliyorsak, kadınlar var orada. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hep böyledir. Bu bizim geleneğimiz. Kadınlar hep ön saflarda. Kadınlar direnişin hep en önünde. Ve hep en doğru, en net cümleleri kuranlardır. Kayyumlar 2016'da atandığında da ilk annelerimiz buraya gelip hakkımızı size helal etmiyoruz dediler. Hala aynı noktadalar. Hakkımızı helal etmiyoruz, evet. Bu bir hak çünkü. Toplum olmak, bir toplum olarak bir irade açığa çıkartmak, o toplumun beklentileri çerçevesinde örgütlenmek. Bu örgütlenmenin en önemli taşıyıcıları kadınlar. Annelerimiz, bizler, genç kadınlar. Böyle bir aktarım da var. Yani böyle bir kültürel aktarım var. Bu kültürel aktarımın, bu politik ve kültürel aktarımın taşıyıcısı kadınlar. Bu yüzden de kayyum protestolarında da kadına yönelik şiddetle ilgili her türlü protesto ve eylemlerde de ve söz kurduğumuz her alanda da evet, kadınlar bir öznedir ve en önde yer alıyor. Dolayısıyla kayyum protestolarında da bu böyle. Ön safta kadınlar var sizin de dediğiniz gibi. Zaten kayyum başlı başına kadın kazanımlarına ve kadınların siyasette ve yerel yönetimlerde eşit temsiliyetine yapılmış bir darbedir. Biz böyle değerlendiriyoruz. Çünkü nereye kayyum atarsanız orada bir kadın eş başkan vardır aynı zamanda. Orada eş başkanlık sisteminin getirdiği bir kadın perspektifi vardır. Siz bu kadın perspektifini kayyum atayarak oraya erkek bir atanmış, erkek bürokrat yapısı kurarak siz zaten orada kadının sözünü, eylemini yok etmiş oluyorsunuz. Ve bizim kurduğumuz kadın sistemi ya da eş başkanlık sisteminin kendisi sadece iki insanın bir yerde temsil edili oluşundan öte daha büyük manada yerel yönetimlerde ve toplumda kadın perspektifiyle, kadın bakış açısıyla bir kent inşası. Kadınların söz kurduğu, toplumda var olduğu, kendi ihtiyaçları için, talepleri için korunaklı, güvenli şehirler yaratabilmek için var olduğu ve bunun iddiasında olduğu bir sistem, bir kent sistemi. Dolayısıyla kayyumla birlikte bu da bunun da önüne set çekilmiş oluyor. Bu da engellenmiş oluyor. Biz 8 yıl boyunca bunu gördük. En önce kadın kazanımlarımız yok edildi. İlk adım istasyonlarımız kapatıldı. Alo şiddet hattımız kapatıldı. Alo şiddet hattı. Kadın şiddet uyguladığında telefon açacak. Hangi şehirden açıyorsa açsın, burada Diyarbakır'da, Ahmet'te, Büyükşehir Belediyesi bunu bilecek. Batman'dan mı arıyor, Mardin'den mi arıyor? Onu getirecek, ilk adım istasyonuna yerleştirecek. Bir yaşam kurtaracak. Bir yaşamı kurtarmak için benim yaşamımı kurtar, tehdit altındayım diyen kadına ilk elini uzatacak. Adı üstünde ilk adım istasyonu, alo şiddet hattı. Bunları gelip kapattılar. Ne oldu? Bunların iktidarında 10 ayda 357 kadın öldü. 10 ayda 357 kadın. Bu korkunç bir rakam. Her ay 40 kadın neredeyse yaşamdan koparılıyor. Erkek şiddeti yüzünden. Bu devletin bütün mekanizmaları çöktüğü için bunu yaşıyoruz. Devletin bütün mekanizmaları kadına yönelik şiddeti durdurmak bir yana, failleri koruduğu için bunları yaşıyoruz. Yargılamalarda faillere ödüller verdikleri için bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla evet, kayyum aynı zamanda kadın sisteminin, kadın eş başkanlık sisteminin de oralara da vurulmuş büyük bir darbedir ve büyük bir baskı aracıdır.